Farkan Hocam, kalp krizi belirtileri nelerdir? Hasta, kişi kendisinin kalp krizi olduğunu nasıl bilecek? Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Yani bu göğüs ağrısı hastadan hastaya değişebilir, şiddeti değişebilir, süresi değişebilir. Ama en önemli sıklıkla gördüğümüz boğazdan aşağı doğru yanma şeklinde başlayan ve sanki hastalar şunu tarif ederler bize. Hani göğsüme biri sanki oturuyormuşçasına bir hissim var der. Yani göğsün üzerine yayılan bir ağrı olabilir. Ama bazen çok nadiren de olsa çok böyle hani sadece bir noktada ufacık bir ağrı veya işte kolumuzda, sol kolumuzda uyuşukluk, omuzumuzda ağrı, boynumuzda ağrı şeklinde olabilir. Yani bunu, hastanın eğer az önce bahsetmiş olduğumuz şeker gibi, sigara içiyor gibi veya işte daha önceden bir damar tıkanıklığı öyküsü varsa eğer en ufak bir göğüs ağrısı şikayeti bizim açımızdan bir kalp krizinin belirtisinin ön belirtisi olabilir. Göğüs ağrısı haricinde nefes darlığı, çarpıntı, ani olarak bilinç kaybı, bayılma bunlar da kalp krizinin belirtileri olabilir. Nefes darlığı artık hani hastanın göğüs ağrısı devam etmekte olan, kalp krizi devam etmekte olan bir hastaya erken dönemde müdahale edilmediği takdirde ilerleyen saatlerde kendisini nefes darlığı şeklinde de belirtebilir. Dediğim gibi hatta bir bilinç kaybı, genel durum bozukluğu, ani olarak böyle bir şey gelişebilir. Ama en önemlisi sipariş ettiğiniz şey göğüs ağrısıdır. Hastalarımıza her zaman göğüs ağrısını, bizim burada takip ve tetkik ettiğimiz hastalarda göğüs ağrısını tarif ediyoruz. Yani her tabi göğüs ağrısı şey değildir. Yani kalp krizi belirtisi olmayabilir ama özellikle az önce bahsetmiş olduğunuz risk faktörlerini taşıyan hastaların bu konuda uyanık olmaları ve en kısa sürede doktoruna da tetkike muhakkak gitmeleri gerekir.